2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aslanım gel 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 gel. Aferin sana, aferin aslanım benim. Duran. Bu çocuk fena ha. İyi yetiştirin bunu. İyi boksör olur bundan. Geleceğe parlak maşallah. Ağam, burası çocuklar için çok iyi oldu. Allah senden razı olsun. Ayağına taş değmesin. Sayende çocuklarımız kötü işlere bulaşmazlar inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklara bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Eksik olmayın ağa. Bundan sonra her haftanın şampiyonuna verirsin. Tamam mı hoca? Başla. Şampiyona verilecek bu. Bakın arkadaşınız çalıştı, aldı. Siz de çalışın, size de verilsin. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi bakayım. Hocam, bir tane hocam daha. Yok, yok. Ben içeri gireceğim. Hangi içeriye? Salonu işte oğlum. Takımlardan birini alıp beden dersinde giyerim. Oğlum deli misin? Gel yazılı salonuna. Zaten verecekler o zaman. Ya nereden verecek o namussuz hoca? Onların hiçbirini vermez söyleyeyim sana. Niye vermesin lan? Vermez işte. Bir de boks güzel ama bana göre değil kardeş. Sen bekle gelme istiyorsan. Ben gidip alacağım bir tane. Tamam lan ben de geliyorum. Şey hocam, çantamı unutmuştum, onu almaya geldim. Hadi lan, yeme beni. Hırsızlığa geldim, bilmiyor muyum ben? Yok vallahi hocam. Ha, ben şimdi polisi arayayım da görsen. Hocam aramayın hocam, babam beni öldürür hocam, yapmayın. Şaka lan şaka. Arar mıyım polisi hiç, ha? Yabancı mıyım oğlum ben? Gel. Sen bunu mu istiyorsun? Ha? Bakalım mı üstüne nasıl oluyor diye. Yok ha? Hocam vazgeçtim, eve gideceğim. Çıkar üstündekilere bak. Ya hocam bırakın, ne diyeceğim ya? Bırakın!
Alo. Burada da yok. Babamın akodumu polis bulmadan bassak bari. Ona bunu sokmadan içim rahat etmeyecek. Gel 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 gel. Oradan geçiyordum. Salondan koşarak kaçtığını görünce bir terslik olduğunu anladım. İçeri girdiğimde kanlar içindeydi. Emin misin? Spor hocası mıydı? E abi oydu. Biraz sarf et bakayım şunu. 1.70 boylarında. Geniş omuzlu, göbekli. Hafiften kumral. Buraları biraz dökük. Renkli gözlü biriydi abi. Kimse bilmez. Sorgu sual perişan olur çocuk. Doğru valla. Nur olaya şahitlik ettiğini söyleyecek. Belasını bulur inşallah o sapık. İnsan değil canavar o. Bulur ana bulur sen merak etme. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Ana. Unutma ana söyleyeyim. Şeymez abim gene söyledi. Çıkın diyor mahalleden. Başka bir yerden bulak diyor size ha? Hayır dedim. Hem neye karşılık alacakmış ha? Bir daha lafını etme. Tamam ana. Niye kızıyorsun? Ben Çel'in yanına geçeyim. Ana, yanında para var mı? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme la yetübüne ve la hum yezzekkerun. Ve izâ mâ üzület sümmetun nazara bağduhum ilâ bağd. El yerâkum min ahadin. Sümmen sarafu sarafallahu gulübehüm biyennehüm kavmün la yefkahun. Sadakallahu arim.
Bak Murat, bu adamlardan uzak dur. Bunlar benim evladımın başını yaktı. Senin de başını yakarlar. Ailen de zarar görür. Bu şerefsizlerin değdiği herkes yanar. Abim, senin acın daha taze. Şimdi bunları konuşmayalım, duamızı edelim ha. Gel abi. Ne zamandır bakıyordu buraya? 2 hafta oldu olmadı amirim. Namussuzu insan zannettik. Çoluk çocuğumuza göz kulak olur dedik. Meğerse kurda kuzuları teslim etmişiz. Düşündükçe deli oluyorum. Çılgına döneceğim lan kardeş. İnşallah sizden önce biz buluruz amirim. Yaşamaya hakkı yok böylelerine. Cezaevi ödül olur bunlara. Belki de öyledir Şehmus Bey. Ama her kabahatli öldürürsek memlekette insan kalmaz. Kabahat mı? Ne kabahat amirim? Kabahat falan değil bunun yaptığı. Ben ne olduğunu biliyorum da ağzımı bozmayayım şimdi. Duran Bey, Duran Bey. Hadi dayı. Ya içine kendi geçecek bir olay. Duran Bey. Aslar olsun. Bizler de ben. Ne suçu var adamın? Ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp. Günahtır, günah. Abi gazete şey der mi? Hayırlısı. Sağ olun, hoş geldin. Çamaşır tozuna bakacağız daha. Bakın canım, buyurun. Ne oldu lan? Gözün ne kaldı parada? Ne gözüm kara abi? Parayı bulamıyoruz. Abilerimize canımız feda. Aslan ha bu hatun karınca, aslan. Aleykümselam. Bugünkü hasılat rahmetli Cafer'in ailesine ha kardeş. Tamam abi. Hayatı tehlikeye atlatmış, atlatmasına da kafasında mermiyle yaşayacakmış. Tabii yaşarsa Allah yardımcısı olsun. Amin. Vallahi Cevat Gil var ya kudurmuş. Eğer araya girmezsek birbirlerine kayacaklar. Hele biraz zaman geçsin, ateşleri sönsün de Cevat'la konuşalım. Sonra da Sait Ağa'ya gideriz. Abi şuna bir bak hele. O sapı da müşahedeye almışlar. Bizimkiler ne yaptıysa da düşürememiş. Deli olacağım lan kardeş. Şu namussuz alçağın yaptığına bir bakar mısın? Direkt bir de hedef beni gösteriyor ya. Bak hele lan amına kodumun topuna. Herkesin gözünü kapatmışlar, seninkini açık bırakmışlar. Tamam kardeş, canını sıkma. Hallederiz. Kasım. Şu haber yapan gazeteci var ya, gidin ondan da bir konuşun, ortalığı fazla belveleye vermez. Yok yok, onunla Murat konuşsun.
Sen önüne baksan oğlum. Ya asıl sen önüne bak birader. Çarpan sensin ya. Allah'ım yarabbim oğlum, senden başıma bela mı olacaksın lan? Kardeş biraz sakin ol. Sen niye bana küfür ediyorsun ya? Biraz sakin ol, sen niye küfür ediyorsun? Aa, sen canımı sıkmak için mi geldin? Annen! Sabıkan yokmuş. Şimdi sen diyorsun ki abi bana çarptı, sonra da küfür etti, öyle mi? He abi, öyle oldu. Daha önce hiç karakola düştün? Yani bir iki kere falan. Bana da kavga ettik diye. Bak yiğidim, sen bize ağababalarını söyle. Ben de savcıya sen ne kadar beyefendi olduğunu söyleyeyim. Hadi. Ya abi, aha baba falan yok. Ben yemin billah kimi kastettiğinizi bilmiyorum ben. Aslan, gel bakayım buraya, gel. Bak bak buraya bak. Bak bak, iyi bak bak. Burayı ne görüyor musun? Benim bir sikilmedik burası kaldı. Sen bizi gerizekalı mı zannettin lan? Her şeyi biliyoruz oğlum. Sen de ne biliyorsan lan, siktir o git buradan. Abi ekmek musab çarpsın. Her şey anlattığım gibi. Yapmayın abi, gençliğimi yakacaksınız ya. Adam Duran Bey vurdurdu beni demiş. Keşke yaşanmasaydı olay. Gazeteci sonuçta. Dik kafalı bunlar. Ortalığı yaygaraya vermedi, üstlerine yok. Müdürüm. Böyle bir şeye kalkışacak kadar küçülmedik herhalde, değil mi? Biliyorum Şeyhmuz Bey. Ama adam şikayetçi olmuş. Maalesef prosedür böyle. Duran Bey bir ifadesini versin. Bir şey çıkmaz zaten. Şimdi sola. Yaklaş. Adın soyadın? Murat Şahin. Doğduğun yer ve yılı? 5 Ocak 1997, Mersin. Bu cezaevinde düşmanın var mı? Yok. Mesleğin var mı? Berberim. Rahatlar olsun. Eyvallah dayı. Eline sağlık. Allah kurtarsın. Sağ olasın ustam. Bak, ustam yerini yapıyor hemen. Berber bu da. E verin yanıma. Yetiştiremiyorum vallahi. Yusuf başgardiyana söyleriz bakalım. Bir şey diyemem şimdi. Allah kurtarsın. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleykümselam yeğenim. Allah kurtarsın. Sağ olasın dayı. Allah kurtarsın kardeş. Allah razı olsun. Allah kurtarsın birader. Adın ne senin, ne yeğenim? Murat. Beyzana. Yazıklar olsun sana. Sen yanındakilere böyle mi sahip çıkıyorsun? Yetimlerimi büyütürken neler çektim ben, biliyor musun sen? Tuttun adam vurdurttun. Hapislere düştü oğlum. Abla,
Geç buyur otur, önce bir sakin ol. Bak olay bildiğin gibi değil. Hı, ev alacakmışsın. Belli oldu evi neden almak istediğin. İstediğini vurdurtmak için. Yazıklar olsun. Ablam ben kimseyi vurdurtmadım. Eşkıya mıyım ben? Allah aşkına bir sakin ol. Otur bir konuşalım. Kendi yapmış. Kimsenin haberi bile yok. Hem haberim olsa izin verir miyim zannediyorsun abla? 10 yıldır yanımda bu çocuk. Evladım olsa ancak bu kadar severim. Ya bir şey yaptıracak olsam şimdiye kadar yaptırmaz mıydım abla? Ne fark eder? İsterse 100 yıl yanında olsun ha? Oğlumun hayatını kararttım. Hapishanede şimdi. Oğlumun üstünden elini çek. Bırak elindekini. Berberden malzemeni al, tıraşa gideceksin. Selamun aleyküm, Allah kurtarsın. Aleyküm selam. Ferit, çay getir kardeşe. Eyvallah abi. Tıraş isteyen kimdi abi? Gel otur hele kardeş, tıraşını yaparsın. Acelen mi? Bir çayını iç. Eyvallah baba. Şahin Sağ'ın adamı sensin değil mi? Yok abi, ben kimsenin adam değilim. Gazeteciysen vurmadın mı? Yani he de. Kavga ettik diye. Gardiyanlarla aram nasıl? İyi davranıyorlardır inşallah. Çok şükür iyi davranıyorlar. Tabii iyi davranacaklar kardeş. Şah Musa'nın gölgesi altında geldin sen buraya. Yok abi, benim kendisiyle bir alakam yoktur. Ya biz değil, yabancı yok burada. Anlat kardeş, ne olacak? Ağaların gözüne girmek için yaptım değil mi? Ne alakası var abi? Ya kimse tıraş olmayacaksa ben yavaştan müsaadenizi istiyorum. Hesapladığın gibi olmadı değil mi? Hem cezaevine düştün hem de ağaları rezil ettin. Yanlışım var. Ben kimsenin gözüne girmeye çalışmıyorum. Kimseyi de rezil etmedim. Bu durum ne o zaman? Baş efendi. Ne var? Ne oldu? Alın bu amına kodumu topunu. Ne yaptınız oğlum adamı? Hayırdır? Sen buralara gelmezdin. Ne oldu böyle? Yok, öyle değil. Bedri abi, benim paraya ihtiyacım var. Oğlum, iş bulma kurumu değil ki bura. Dalga geçme abi. Ciddiyim. İş ver bana. Bak Suat, birincisi bizi Muratgil'le karşı karşıya getirme. İkincisi de oğlum sen dengesiz bir adamsın. Sağın solun belli değil. Ortamda sikmediğin adam kalmamış. Ayıp ediyorsun abi. Kime ne yapmışık? Murat peki? Ya Murat ne karışır be abi. O hapistir zaten abi. İyi götüne güveniyorsun yani. Güveniyorum abi. Merak etme sen. Kaldır başını. Kaldır. Şöyle dur. Rahat ol. Evet. Şimdi kollarını kaldır. 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 Yavaş yavaş indir. Yavaş yavaş indir. Evet. Evet.
Özellikle arayan bir yerin var mı? Kırık yok. Geçmiş olsun. Kardeşim bozmuş barışı. İlk mermiyi o patlatmış. Ne yapsaydı abi? Kendini korumasan beni. Cevat, iki tarafın da hatası var. Olan oldu. Bak karşı taraf barışa tamam diyor. Gel sizi bir araya getire, gel sıkışın. Bu düşmanlığın kimseye bir hayır getirmeyeceği belli. Vallahi kusura bakmayın abi. Öyle kolay değil. Bedel ödeyecekler. Ben söyledim diyelim. Ailem kabul etmez ki. Sen de sen dinlerler Cevat. Neticede dışarıda olan sensin. Cevat, gel bu işi kanla halletmeyelim. Sen ne istediğini söyle, biz bir hal çaresine bakarız. Vallahi bizim ne istediğimiz belli. Onlar da kendi kardeşlerinden birinin kafasına sıksınlar. Bizi de bu zahmetten kurtarsınlar. Bundan sonra gene oturur, bir hal çaresine bakarız. Doğru değil kardeş bu tavrın. Camcı dükkanına girmiş fil gibi ortalığı yıkma. Biz senin kırıp yıkacağın insanlardan değilik. Estağfurullah Yasin Ağam. Kimseyi kırdığımız yok. Keşke siz de düşman adına gelmeseydiniz. Kan dökülmesin diye geldik Cevat. Ama belli ki senin gözünü kan bürümüş. Bak kardeş, biz barış isteyenden yanayız. Ama madem ki böyle dikine dikine konuşacaksın, bundan sonra elinden gelen ardına koyma. Adam savaş başlattı ha. Yemez kimse. Yemezse kargara yapsın. Senin de burada atlığın mı hani sikiyor ama ne yapayım? Ne yapayım abi? Memleketten bu yüzden kaçıp geldik. Dedik buralarda böyle şey olmaz. Ama burada da yakamıza yapıştı. Allah şahit, kan dökülsün istemedik. Biz her seferinde elimizi uzattık. Her seferinde onlar geri çekti. Ne edek? Şimdi kan dökülecek. Cevat namussuz, ters adam. Kendinizi kollayın, kesin bir pislik yapacaktır. Dayı, siz de şu gençlerinize sahip çıkın. En azından sizin taraftan emin olak. Bizden hiç kimse onların olduğu yere gitmez. Dediğim gibi, siz yine de dikkatli olun. İnşallah bir hata yapmaz. Boş, bu saatten sonra yapacağı her hata kendi başına patlar. Kardeş, şu yaranı sarar babam. O Cevat namussuz hayatının hatasını yaptı. Bundan sonra Allah ya bize ya ona. Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek. Fare gibi onlar. Saklandıkları yerden kafalarını çıkarmazlar namussuma. Onlar fareyse biz de kediyiz. Kafalarını çıkardıkları yerde parçalayacağım onları.
Kolay gelsin. Sağ olasın Bahşiş Efendi. Bak hele sen berberdin değil mi? He. Sabah tıraş olamadım da. Beni bir tıraş eden mi? Tabii Bahşiş Efendi. Sen niye dövdüler? Vallahi bilmiyorum Bahşiş Efendi. Birine benzettiler herhalde. İyi gel. Çocuk rahatsız. Bıraksaydınız, istirahat etseydi keşke. Tatil yerim burası. Ne istirahati? Hadi sallanma sen de, bitir şu işi. Tabii başefendi. O puşt da tıraş istemiş yarına. Ama yemin ettim, yapmam. Hangi puşt? Hangi puşt olacak? Tecavüzcü sapık ibne. Bu gitsin yarın tıraşına onu. Olmaz öyle şey. Sen gideceksin. Başefendi, çok pis, yemin ettim diyorum böylelerini tıraş etmem diye. Hoş cezam az kalmamış olsaydı keserdim boğazını köpoğlunun ya. Keşke. Bizi de rahatlatırdın ama sıkı artık o işler. Öyle boğaz muaz başımıza dert açar sadece. O yüzden sen yemeğini memeğini bırakacaksın, gideceksin tıraşını yapacaksın. İtiraz yok yani. Malzemelerini al, tıraşa gideceksin. Tamam başefendi. Tıraş diye beynimi siktin. Al getirdim. Geç hallet.
Seni nereden çıkaracağım ben? Nereden çıkaracaksın abi? Ne bileyim, tanıdık geldi. Yüzünü kim bu hale getirdi? Bunlar mı? Yok abi ya, öyle ters düştüğümüz birileri işte. Suçun da senin. Ufak bir şey abi ya. Adam yaralamadan girdik. Senin suçun ne? Nasıl? Suçun. Senin suçun. Boş ver, önemli bir şey değil. Allah kurtarsın abi. Sen. Ölmüş. Allah saldırdı başefendi. Yürü lan. Namusuma bir şey yapmadım. Yürü lan. Thank you.